Biz 3 Eylül 2022 tarihinde başvurumuzu yapmıştık. Çok sayıda hukuksuzluk var. Ee, ama özellikle ben bizim davamız açısından kesinlikle bozma sebebi olan e, hem esas bakımından değil usul bakımından e, bir hukuksuzluğa değinmek istiyorum. E, biz önce çocuklar ve kadınlar derneği olarak 7 Haziran'da yapılan duruşmamıza e, derneğimizde e, mağdur olan aileleri de katmıştık. Kadın cinayetine kurban e, verdiğimiz e, kadınların aileleri gelmişlerdi e, o duruşmaya. E, özellikle o ailelerin bizim davamızda e, şeyi vardı, bizim davamıza katılma talepleri vardı öyle izah edeyim. Feri müdahale olarak e, bizim yanımızda e, Cumhurbaşkanlığına karşı açtığımız danıştardaki davada e, Feri müdahale olarak yer almak için başvuruda bulunmuşlardı. E, bu başvuruyu değerlendirmedi e, Danıştay herhangi bir şekilde bu konuda karar vermedi e, normalde yapması gereken hukuken başvuru üzerine verilen dilekçe üzerine Cumhurbaşkanlığına ve bize e, bu dilekçeleri tebliğ etmekti e, ve her türlü her şekilde olumlu veya olumsuz bir karar vermesi gerekiyordu sanki hiç böyle bir başvuru yokmuş gibi davrandı. Ve bu konuyla ilgili e, Danıştay'da benzer şekilde Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı dosyalarda yine e, benzer şekilde yapılan feri müdahillik başvuruları ile ilgili yine Danıştay'ın aldığı bir karar var. E, biz bu kararı sunduk. E, feri müdahale istemi hakkında karar verilmeden davanın esası hakkında karar verilmesi halinde müdahale istem karara bağlanmadan uyuşmazlığın esasının incelenene karar verilmesini bozma sebebi olarak kabul ediyor danışta. Çünkü bizde Hamide Evran, Nurhan Yücel ve Asiye Turan'ın feri müdahale dilekçesi 20 Haziran 2022 tarihinde sunuldu. Feri müdahale dilekçesi davanın esası hakkında karar verilmeden her aşamada sunulabilir. Hukuken bu mümkün ve karar verilmeden evvel sunulduğu halde sanki böyle bir dilekçe hiç sunulmamış gibi e, işlem yaptı Danıştan. Dolayısıyla Danıştan'ın kendi kararı da az önce anlattığım kendi kararı da uyarınca usulsüz bir karar vermiş oldu. Yani e, kararının esasen hukuka aykırı olduğu kısımları geçiyorum. Usuyilen aykırı olduğu bizim dosyamız bakımından böyle bir şey var. Yani e, esasen incelemeye e, korksalar dahi usuyilen bu eksiklik nedeniyle incelemek zor, bozmak zorundalar e, ki o feri müdahale isteminde bulunan saydığım kişiler e, tam olarak konuyla ilgili aslında. E, çünkü bu kişilerin e, eşleri e, nasıl diyeyim kızları e, evet kızları e, ve kardeşleri öldürülen kadınlar aslında İstanbul Sözleşmesi kapsamında e, taleplerde bulunmuşlardı. Devletten korunma talebi istemişlerdi. Önleyici tedbir talebi istemişlerdi 6284'e göre ve bu kadınlar yaklaşık 30-35 kere bu başvuru yaptığı halde göz göre göre öldürülen kadınlar yani açık açık devletin ihmalinden dolayı. İstanbul sözleşmesi uygulamamasından dolayı öldürülen kadınlar. O yüzden Feri müdahale istemleri de çok yerinde. Biz esas yönüyle itirazlarımızı mahkemenin bağımsız ve tarafsız davranmadığıyla ilgili yaptık ilk olarak. İkinci olarak anayasa aykırılık yönüyle yaptık. Etki ve şekil yönüyle yine itirazlarımız vardı. Sebep konu ve amaç yönüyle yine temiz etmiştik. Yani aslında o kararda bizim temiz ettiğimiz noktalarda e, ee, hukuka aykırı olduğunu iddia eden Danıştay Savcısı, karşı oy kullanan iki üye hakim ve e, tetkik hakimi görüşü e, bunları destekliyor. Yani karşı vekat ücreti yönüyle e, temiz Aslında bu da önemli. E, biliyorsunuz çok sayıda dava açıldı 200'ün üzerinde. E, her bir dosyada her bir davacı aleyhine 7425 TL vekalet ücretine hükmedildi. ökmedildi. fakat avukatlık askeri ücret tarifesinin 22. maddesi açık seri davalarda ücret düzenleniyor ve burada e, duruşmalı işlerde yüzde %40 oranında, %50 oranında, %25 oranında indirimler öngörülüyor dosya sayısıyla orantılı olarak. Çok belirgin Usulü bir eksiklik. Maalesef Danıştay bağımsız ve tarafsız davranmadı. Çok açık. Yani siyasi iktidarın e, beklentilerini karşılayacak şekilde bir karar verildi. E, fakat işte cesur davranan Danıştay Tetkik Hakimi, Danıştay Savcıları e, ve karşı oy veren iki üye... E, ...hukuku uygun bir şekilde itirazlarını söylediler. E, i̇ktidarlar gelip geçici, değişecektir e, ve... Cesur davranan hakimlerimiz de sonuçta mesleklerine, görevlerine devam ediyorlar. Yani şu anda artık çok büyük bir muhalefet var. Özellikle kadın e, hakları alanında çok ciddi bir muhalefet var. E, tabii ki ne olur yine mücadelemize devam ederiz ve eninde sonunda kazanırız. Yani buna hiç kuşkum yok, hiçbir şüphem yok. Biz girdiğimiz e, duruşmalarda e, kadın örgütlerinin nasıl bir arada e, var olduğunu gördük. Ve gücümüzü bir kere daha gördük. E, ben... Duruşmaya kadar inanın böyle el ele kol kola olabileceğimizi pek düşünmüyordum. Ama çok büyük bir umuttu bizim için o duruşmalar. Ee, <laughs> ve hani gerçekten orada yaratılan etki üzerine hepimiz bir kere daha inandık. Yani biz bu işi mutlaka başaracağız. Ee, Olumsuz da olsa başaracağız. İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye yeniden taraf olacak. Yani bunun hiçbir şeyi yok artık. İstanbul Sözleşmesi mevzusu olmasa bu kadar kurum. Ee, bu kadar dernek, bu kadar kişi belki bir araya gelmeyecekti ve bu kadar omuz omuza bir mücadele verilmeyecekti. Ee, bir araya gelmesi zor olan bu kadar kurumu bir araya getirmeyi başardı e, siyasi iktidar. Yani zaten e, İstanbul Sözleşmesine e, sahip çıkarken en başından beri e, bu işte İstanbul Sözleşmesine karşı e, muhalefeti örgütleyen e, kurumlar. İşte bu istismar olayının yaşandığı e, tarikatlar ve cemaatler de en başından işte bu aile e, bilmem neleri aile meclisleri ismiyle ortaya çıktılar 2016 yılında e, boşanma komisyonu raporu denilen bir e, zırvalığı ortaya attılar bu tarikatların cemaatlerin e, iddialarıyla o tarihten itibaren bu aile meclisleri adı altında birleşen yapılar işte bu istismar olayının, o 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi olayının yaşandığı İsmail Ağ Cemaati ve benzeri yapıların içerisinde olduğu kurumlardı. Zaten İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bu düşmanlığı bu kurumlar örgütledi. Yani AKP de bu kurumlardan siyasi desteğini kopartmamak adına bir hamle olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Normalde İstanbul Sözleşmesi'nde taraf olan AKP'nin kendisiydi. Kendi siyasi reklamlarını yapmışlardı İstanbul Sözleşmesi'ne girerek. Dolayısıyla sırf bu tarikat ve cemaatlere yaranmak için İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Ve şu anda bence altında kaldı. Çünkü yarandığı tarikat ve cemaatlerin ne olduğu, gerçek yüzü şu an çok apaçık. Ya biz biliyorduk zaten bunu ama bu vahim durumla, vahim olayla çok apaçık artık ortaya çıktı. Ee, dolayısıyla Hani bizim mücadelemizin ne için oldu bir kere daha görülmüş oldu ee, ispatlanmış oldu ve bu mücadelemize hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz olumlu bir karar verilse de olumsuz bir karar verilse de e, İstanbul sözleşmesi gerçekten bizim e, bayrağımız diyebilirim yani